Lütfen konuştuklarımızı tekrar düşün. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı, arabaya bin hemen. Hayır, rahat bırak beni Burak. Bin şu arabaya. Ya seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, bırak beni. Beni daha fazla delirtme Aslı. Konuşacağız dedim, bin şu arabaya. Sonra nereye istersen gidersin. Ne istiyorsun? Çağla sana ne söyledi? Ne söylediğinin bir önemi yok Burak. Artık beni rahat bırak. Mesaj atma, arama, sorma. Ben yokmuşum gibi farz et, anladın mı? Ne konuştuğunu söyleyeceksin. Çağla sana ne söyledi? Niye birdenbire evden çıkıp gitmek istedin? İçeride ne oldu Aslı? Burak, bana soru sorma. Ben konuşmak istemiyorum artık, bitti. Ne bitti Aslı? Doğru söylüyorsun. Ne başlamıştı ki zaten? O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Çağla yüzünden değil mi bunlar? Ne konuştunuz? Ne söyledi sana? Anlat. Anlat yoksa gidip o evi Çağla'nın başına yıkacağım. Ne söyledi sana? Sanki ne söylediğini bilmiyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum Burak. Ne demek istiyorsun? Ne konuştunuz? Yoksa gidip ondan öğrenirim. Ne demek istiyorsun? Ona ne şüphe? Bence en doğrusu olur. Zaten birbirinize her şeyi anlatmıyor musunuz? Ne demek istiyorsun sen ya? Açık konuş. Açık konuşayım öyle mi? Tamam. Çağla her şeyi biliyor Burak. Kafede garsonluk yaptığımı, Volkan'la sevgili numarası yaptığımızı, seninle aramda olan her şeyi biliyor. Tüm bunları nasıl öğrendi sence? Bunları Çağla'ya ben mi söylemişim? Başka kim söyleyebilir ki? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Sen benim böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Bunların artık bir önemi yok zaten. Biz seninle artık olamayız zaten. Biz seninle oluruz Aslı. Olurduk. Ama sen daha ilk engelde hangi tarafta olduğunu gösterdin. Demek ki ben sana kendimi, hislerimi yeterince anlatamamışım. Ya da sen bana hiçbir zaman inanmamışsın. Tamam. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kimsenin suçu yok. Kimsenin gücü yok. İçimde sana inat aşkla yanım ruhumu da hakkın yok benden almaya. Söylemem gerek bitirdim hem de çok severek. İhtiyatsız didişmeler bitirdi bizi tüketerek. Atma bir adım uğraşma. Dokunman boş gelecek. İhtirassız sevişmeler yitirdi bizi incitere. Kimsenin suçu yok. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Burak. Gidiyoruz buradan, yürü. Burak! Biraz bak. Burak! Bunu nasıl yapabildim? Nasıl bu hale geldik? O da çok üstüme geldi. Özellikle Aslı konusunda. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun.
Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Derin tutulur sözcükler uçarsa aklından. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Çünkü bu da aslında hoşlanıyor. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin. Tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela derde salan. Alo Aslı. Biz burada meraktan ölelim. Beyefendi eğlensin. Benim içimde uhde kalan. Sen sevdamsın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Abi bırak. İyiyim. Parayı. Al abiciğim şu parayı. Yetiyor mu? Çok bile. Tamam. Üstü kalsın. Teşekkür. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen sağ ol. Sağ ol. Aslı!
Aslı! Burak! Bak ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı! Aslı, sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Ya Burak yalvarırım sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni. Ya ben seni ne kıskanacağım ya? Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı. Çok seviyorum be. Burak. Bak yalvarırım gir içeri ne olursun. Bir gören olacak ya. Tamam. İzin ver. İçeri gireyim. Burak. Yeş gibi kokuyorsun. Saçma. Burak! 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 Oğlum leş gibi kokuyorsun. Bu ne halin? Baban görmesin seni Burak'cığım. Sarhoş sanırım. Ben de sese kalktım. Yardım etsene canım bana. Dur. Hadi canım. Hadi. Oğlum. Ay dur, dur. Devrilecek gibi. Ay. Tamam. Ay. Ay. Tamam canım, girsin ben hallederim, sağ ol. Tabii efendim. Kimle eğlendiğini soruyor muyum? Ha sen yoksa kıskandın mı beni? Ne kıskanacağım ya? Nereye gidiyorsun böyle? İşim var. Aslı. Gel ben bırakayım seni. İstemez. Çocuk gibi davranıyorsun Aslı. Yapmak bile yakışır mı insana ya? Yakışıyor işte. Tek başınaydım dün gece. Seni düşündüm. Tek başına mıydın? Evet. İnanmıyor musun bana sen? İnanıyorum. Bana artık inanıyorsun yani, öyle mi? Evet. Bu seni arayan kimdi peki? Kurs hocam. Ne diyormuş bu kurs hoca? Sen beni kurs hocamdan mı kıskandın? Evet. Tabii ki de kıskanırım. Niye gülüyorsun ya bu kadar? Hiç. Annem arıyor. Efendim anneciğim. Canım, müsait misin? Evet, ben de kurstan çıktım şimdi. Sana çok güzel bir haberim var. Nihat Bey sana burs verebileceklerini söyledi. Burs mu verecek? Evet, bugün şirkete gelsin Pelin Hanım'la görüşsün dedi. Ya ne olur ihmal etme. Değil mi çocuğum? Git.
Aslan, Aslı. Nutku tutuldu çocuğumun. Tamam mı yavrum, ne olur ihmal etme de git. Tamam anne, vurarım. Ne oluyor Aslı? Baban, okul için burs vermek istiyormuş bana. Ailem benim için neler düşünüyor? Benim yaptıklarıma bak. Aslı, lütfen. Bunun bizimle ne alakası var? Çok alakası var Burak. Yok, ben bursu kabul edemem. Aslı, saçmalıyorsun ama şu anda. Ayrıca annene mi diyeceksin? Babama da hayır demem, bence kötü olur. O da doğru. Bırak artık bu kadar ince düşünmeyi. Ben her şeyi halledeceğim, sana söz veriyorum. Beni kaçırabilirsin. Tamam, birazdan seni alırım. Her zamanki yerde seni bekleyeceğim. Nasıl izin aldın? Maalesef yalan söyledim. Ne yapmak istersin peki? Ben sana sormadan plan yaptım aslında. Gonca aradı. Erkek arkadaşıyla buluşacakmış. Siz de gelin diye çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ne süper. Çift olarak sosyalleşmeye başladık. Desene. Geliyorlar. Ne haber? Merhaba. Hoş geldin. Burak, Erdem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gel canım. Ya kusura bakmayın, biz siparişlerimizi verdik, sizi beklemedik ama. Olsun ya, önemli değil. Biz ne içelim aşkım? Soda. Bakar mısın? Biz iki tane soda alabilir miyiz? Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz. Vallahi ne güzel oldu böyle hep beraber. Ya Gonca, vallahi beni çağırmasaydın ben çıkamazdım. İşte evet, ne güzel oldu. Öyle dördümüz oturacağız. Canım arkadaşım benim, çok sağ ol. Aslında bu sefer teşekkür etmen kişi ben değilim. Sevgiline teşekkür etmen gerekiyor. Nasıl yani? Çünkü bu geceki buluşmamızı ayarladı. Gerçekten mi? Evet. Yani senin dostların benim de dostlarım sayılır. E baktım senin beni tanıştıracağın yok. Ben de kendi kendime tanışayım dedim. Hı? Çünkü senin için ne kadar değerli olduklarını biliyorum. Aslında bizim için çok değerli, tamam mı? Onu sakın üzme. Sen merak etme. Aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Yani güzel bir haber daha doğrusu. Erdem bir pastane açıyor. Aa, gerçekten mi? Çok tebrik ederim Erdem. Teşekkürler Aslı. Bakalım biz de artık böyle iş hayatına atılacağız. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Aman yarabbim. Aslı, ben de orada olacağım. Sen de olursun değil mi? E tabii gelirim yardıma. Yani şey, okulu aksatmana da gerek yok. Yani yarım gün gelsen yeter. Ay Gonca, yapabilir miyim ben? Aa, yaparsın tabii ki de canım. E bundan sonra en daimi müşteriniz benim. O zaman sırtımız yere gelmez. Ya bu hafta ben dükkanı bulurum. Yani kısa zamanda da açarız inşallah. Erdemciğim hayırlı olsun. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Umarım. O zaman
yeni işimize. Aa, bir dakika, bir dakika. Böyle olmaz. Kutlamalıyız. Nasıl yani? Hadi kalk, eğlenmeye. Süper. Olur. Canım ne içersin? Alkol. Meyve kokteyli. Tamam. Biz de aynısından. Burası çok eğlenceli bir yermiş. Hadi biz dansa o zaman, siz de gelin. Hadi. Ha yok yok, biz şimdilik böyleyiz. Arkadaşlarım çok tatlı. Evet, çok tatlılar. Ne kadar mutlu görünüyorlar değil mi? Değil miyiz? Ya mutluyuz tabii. Ama yaşadığımız şeylere bakılırsa... Neyse. Şimdi bunları düşünme. Eğlenmemize bakalım. Tamam. Ya hadi siz de gelin. Hadi, hadi. İşte bunu becerebilirim. Ya ama Aslı sen de öyle hemen kül kedisi gibi. Ama Gonca sonra bir daha çıkamayacağım. İyi tamam tamam. Hadi kalkalım o zaman. Çağla. Çağla, Çağla. Hayır. Sakın. Anne bırak. Çağla sakın. Hayır. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben artık gideyim. Tamam canım. Sen git. Ben sonra gelirim. İyi geceler.
Efendim? Ne haber? Burak, sen misin? Kayıtlı değil miyim sende? Benim tabii ki. Bende senin numaran yok ki. Ne oluyor ya? Ne zaman kaydettin numaramı? Kaza yaptığımızda çantamı arabada unutmuştum. Onu aldın, karıştırdın değil mi? Ya sen nasıl bir insansın? Hem telefonumu karıştırıyorsun hem numaranı kaydediyorsun. Sanki senin numaranı isteyen oldu. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Lazım olur diye düşündüm. Fena mı yaptım? Ne görüşeceğim seninle be? Size ait bir iş yerinde çalışıyorum diye seninle görüşmek zorunda değilim. Ha. Evet ya, duydum. Yeni işin hayırlı olsun. Sağ olsun. Volkan çok yardımcı oldu. Sayesinde artık bir işim var. Neyse. Ya bugün kulüpten ağlayarak çıktın. Seni merak etmiştim. Ama aradığıma da bin pişman oldum. Dır 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 bir susmadın ya. Sen beni niye merak ediyorsun ya? Benden sana ne ki? Sen kendi işine baksana. Uzak dur diyorum benden ya. Uzak dur. İşte bu biraz zor. Ne demek zor? İnşaata gidiyorum diye çıkıyorsun. Bütün bir yol boyunca sana anlatmaya çalıştım. Ama sen anlamak istemiyorsun. Programım değişti diyorum sana. Hani bu Başar vardı ya, telefon etti. Sen de geçen gün gördün. Ben tam inşaata gidiyordum. Telefon etti, ben de onunla görüştüm. Acaba? Ya acaba mı ne demek? Sen bana güvenmiyor musun? Bunca yıl bir programım değişti. Beni suçladığın şeye bak. Ay seni hiçbir şeyle suçlamıyorum Nihat. Cevap istiyorum yani, soru soruyorum sana. Ya ben bugün sonuçta Hülya ile karşılaşmasaydım bütün bu yaptıklarından haberim bile olmayacaktı yani. Sana yaptığım her şeyi, görüştüğüm herkese haber vermek zorundayım. Ya biraz abartıyorsun bence Selda. Ay. Ay tamam, belki biraz abartıyorum, tamam. Ay Hülya da geldi öyle pat diye söylemedim herkesin içinde, sinir oldum yani. Ay ne bileyim Nihat ya. Hayatım, hayatımın kadını. Sultanım. Ya. Sincapım benim. Sincapım. Ben senin üzerine hiç gül koklar mıyım? Ha? Seni üzecek, kıracak bir şey yapar mıyım ben hiç? Yapmazsın değil mi? Yapmam tabii ki. Ya, bir gören olacak şimdi. Ya biz kendi evimizdeyiz, ne olacak ki? Ay hayatım, ne bileyim. Şu güzel ellerinle bize piyano çalsan da keyiflensek. Sen istersin de ben piyano çalmaz mıyım? Aşkım. Ne zamandır çalma çalma, parmaklar durdu gel çalma. Sen çalarsın. Dur bakalım. Canım karım benim. Ayaklarım ağrıdı ama benim.
saçmalama. Of, çok sıkıldım ya ben böyle saklanmaktan. Bu ne ya kendimde? Ya Burak, rezil edersin beni bak. Yapma. Çok komik. Ya sen ruh hastası mısın? Beni sinirlendirmekten zevk mi alıyorsun anlamıyorum ya. Bak yine çok konuşuyorsun. Kapatacağım şimdi ağzını. Bak şunu Semih'e yakın. Beni görünce şok oldun değil mi? Ne işin var senin burada? Sence? Ay oğulları sensin. Allah'ım ben ne günah işledim ya. Al benden de o kadar. Kızım ne yapıyorsun burada? Ben şey... Hadi, hadi yürü gel. Ben de geliyordum zaten. Resmen aynı evdeyiz. Of Allah'ım ya. Nasıl anlamadım ben? Köpek mi besliyorsun? Hı? Oğullarınınmış. Ya ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun? Oturuyorsun? Bir an önce buradan ayrılmamız lazım. Ama nasıl? Anneme de bir şey anlatamam. Of ya, of. Bir huzur yok bana. O da beni görünce şok olmuştur. Bir dakika. Ay pislik. Benim bu evde yaşadığımı biliyordu. Ekmekler yok. Jambonlar da gitmiş. Sehpaya bırakın. Tabii. Yataktaki de oydu. Resmen bütün gün dalga geçti benimle. Aa, onun burada ne işi var? Ben masaya bıraktığımdan eminim. Telefon numarasını kesin o zaman kaydetti. İnanmıyorum ya. Bütün gün burnumun dibindeymiş. Of, ne yapacağım ben? Buyurun Gel bakalım. Otur şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldum? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine. Bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. Ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sanırım. Patronum falan olmanı istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyin varmış benim? Ben patron olamaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca tesisi mi yöneteceksin? Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu işi yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin ukalalıklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan iş çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var. İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da, evden de gitmeni isteyen yok. O zaman benimle pek muhatap olma. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya, işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap.
Ya sen patronuna karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala, öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. Sekreterine yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam, hadi bak. Bırak dalga geçmeye de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen... Efendim? Murat Bey, Çağla Hanım geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağla'nın burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan. Ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak, seni de tanıyor. Onu rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağla'nın nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürsek büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Uf ya, tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim, ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yo, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte gidelim. Hadi gel. Tamam. Uf, Allah'ım ben ne günah işledim ya. Ay yok, ben dayanamayacağım artık. Çıkıyorum, ne olursa olsun. Resmen beni Burak'a karşı korudu. Nerede kaldın ya? Ya ben sana beni odada bekle demedim mi? Az kalsın yakalanıyordun. Tamam. Saklanman bittiğine göre gidebilir miyim artık? Tabii ki. Ben çıkıyorum. Başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. Görüşürüz. Ay nereden buldun numaramı ya? Ne var, ne istiyorsun? Patronum ben senin kızım. Biraz kibar ol. Pardon, unutmuşum patronum olduğunu. Buyurun Burak Bey. Odama kadar gel. Bana emir verme. Gelir misin? Ya ne oldu, ne istiyorsun? Ya buraya gelir misin lütfen ya? Tamam. Ne oldu, ne istiyorsun? Çabuk söyle, servisi kaçıracağım yoksa. Nereye ya? Ne demek nereye? Eve gideceğim. Burada yatacak değilim herhalde. Of. Ben bu gidişle burada sabahlarım. Hı. Kolay gelsin sana. Ya ne olur bana yardım etsen. Kusura bakma. Yani yorgunum. Hem geç gidersem annem çok merak eder beni. Ya tamam. Buradan ararız. Haber verirsin. Maalesef. Tamam ya. Bir kere de bir işimi halletsen olmaz değil mi? Ya daha birkaç saat önce sevgine yakalanmamak için neler yaptım? Ne kadar nankörsün. Tamam ya, tamam. Git. Beni bunlarla baş başa bırak. Sana iyi akşamlar. Bu kadar yalvarmama dayanabilen tek kız. Ne zaman kalkar acaba? Son servisi az önce kalktı. Otobüs durağı biraz uzakta. İdare bölümünde hala çalışanlar var. Bir bak istersen, aracı olan vardır. Bırakırlar seni. Peki, teşekkürler. Of. Çalışmak gerçekten zormuş. Tamam, hadi bugünlük neyse de her gün yapılacak iş değilmiş ki bu. Yok, olmaz ya. Bunu aldım ben. Kaldık mı burada? Gidip yardım edeyim bari. Anneciğim. Aslı'm, neredesin?
Anne ben biraz gecikeceğim. İşler bitmedi de onu haber vereyim dedim. Aha ilk günden çok çalıştırıyorlar seni. Yok ben istedim mesaiye kalmayı. Yorulmadım ayrıca merak etme. Tamam yavrum iyi bak kendine. Tamam anneciğim öptüm. Yok ya biter mi bu kadar dosya? Mümkün değil. Kıyamadın tabii beni burada bir başıma bırakmaya. Hayır tabii ki. Beni lafa tuttuğun için son servisi kaçırdım. Neyse ne. Şu an buradasın ya. Çok mutluyum. Yani çok işimiz var. Yardım edeceksin değil mi? Ne yapalım? Elimiz mahkum. Patron. Neyse. Sen gel buraya otur. Ne yapacağını anlatayım. Evet, başlayalım. Şimdi bu üyeleri alfabetik olarak bir sıraya sokalım bakalım. Ben başlamıştım. C'ye kadar geldim zaten. Ya C'ye V harfi gibi davranma. Daha üçüncü harftesin. Yok yok. Sen de o işi gördüm ben. Çok geçmeden V'ye kadar gelmiş oluruz. Tamam. O zaman ben bunları hallederken sen de üye isimlerini bilgisayara geç. Hadi bakalım. Tamam patron. Yaz kızım. Ya niye bakıyorsun öyle? Acele et. Yoruldum. Biraz ara verelim. Ya hadi ne ara vermesi? Aksine daha fazla hızlanmamız lazım. Gevşeklik yapma ya. Gevşeklik yapmayayım mı? Sen harbiden komik bir kızsın. Ya gerçekten ben devam edemeyeceğim. Bastı beni burası. Ben alışık değilim uzun süre aynı yerde kalmaya. Bunu aldım. Ben senin için ne yapabileceğimizi buldum. Nereye? Ya laptopunu da al. Benimle gel hadi. Hadi. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...